Merhaba arkadaşlar. Özellikle halk ağızlar açısından yine bir toparlanma haftası içindeyiz desek yeridir. Hani şu tavan serisini, şu tavandaki yeşil yeşil lotları, şu gap boşluklarının gapleri görmeyi özlemişiz gerçekten de. Kuzey boruda dediğimiz gibi geçen haftadan bu yana, özellikle geçen haftadan bu yana bir yükseliş trendi içinde devam ediyor. Gelen İş alım haberleri de bunu destekliyor arkadaşlar. Yine bugün yeni bir iş alım haberi açıklamışlar. Bunu aslında halka arz kapanış verilerinde de sizlerle paylaşmıştık. Adatepe 2. kısım sulama projesi malzeme alımı ihalesinde birinci olmuş arkadaşlar. Fiyatı vererek ihalede birinci olmuş. 47 milyon TL. Bakın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 20. Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş'ta bulunan bugün tarihli gerçekleşen İhalede Adatepe 2. kısım sulama projesi malzeme alımı konuyu ihalede birinci olmuş 47 milyon TL'lik ihale baz bedelini almış arkadaşlar. Yani önümüzdeki günlerde bu kap haberleri gelmeye devam ettiği sürece Kuzey Boru o kurunun yanında yanan yaşlar olarak tekrar eski gelmesi gereken noktalara gidecektir diye tahmin ediyoruz. Bakın şuralarda halk arz olmuştu değil mi? 35-36'lar. 37'lerde desek, şöyle 35'lerde geldiği noktada ikiye katlamış durumda, 77 liralarda. Tamam diyeceksiniz ki ya ikiye katlamış, daha ne yapsın? Geçmiş halk arzlarımızı hiç hatırlamıyorsunuz herhalde arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman şu, bakın, her gün tavan serisini işaretliyorum sizlerle. 8 tavan, 9 tavan, 10 tavan. Geldiğimiz noktada ne yazık ki ne Mega Metal'den, ne Kuzey Boru'dan, ne de şeker yatırım menkul değerlerden bu gibi hareketleri görmedik. O yüzden yani şimdi yavaş yavaş yükselmesi, ikiye katlaması, hani tabiri caizse bizi kesmiyor desek yeridir. Umuyoruz Kuzey Boru'nun yeni iş alım haberleri gelmeye devam eder. Yanında Mega Metal'in de gelmesini bekliyoruz tabii ki. Şu iş alım haberi, 47 milyon TL'lik iş alım haberi bence çok güzel. Devamı gelecektir diye de umut ediyoruz. Bakalım biz yine bugün, yarın yeni halk arzları takip etmeye devam edeceğiz. Özellikle SPK'dan da yeni bülten beklentimiz var. Ama anlaşılan o ki son iki halk arz kaldı arkadaşlar. Arz fiyatının altında kalan. Avrupa Kent ve Sur Tatil Evleri. Onlar da arz fiyatının üzerine bir atabilirlerse artık diyeceğiz ki tamam, şu halk arzlara küsme işi bitsin. Artık küçük yatırımcı tekrar halk arzlara rağbet göstersin. Belki de uzun vade yatırıma devam etsin diye düşüneceğiz. Biz buradayız, takip edeceğiz. Görüşürüz tekrar.